Dükkanı Temel Karamollaoğlu'nu misafir ediyoruz. Temel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Ramazanınız mübarek. Ramazanın da ortasına geldik neredeyse. Evet, Yani gayet iyi başladık. görünüyorsunuz. Evet. Gayet. Allah'a hamdolsun. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Sağlığımız yerinde. Başlarken bir patinaj yaptık ama arkasından atlattık elhamdülillah. Genel merkezi kullanıyorsunuz. Genel merkezdesiniz şu anda. Genel merkeze benim son belki 40 gün içinde ikinci gelişim. Öyle mi? Herhalde öyle mi? Tahmin ediyorum ikinci gelişim. Daha doğrusu bizim bir başka genel merkez, burası benim kullandığım ofis. Evet. Bir başka binada da esas arkadaşlarımızın bulunduğu oraya 3-4 kere gittiğim oldu basın toplantılarında. Yani bir nöbet sırası var. Arkadaşlarımız nöbetleşe buraları boş bırakmıyorlar. Evet. Kolay gelsin. Sağ Şimdi olun. en sıcak konudan başlayalım isterseniz. Bugün bütün Türkiye doların yükselmesini konuşuyor. Evet. 7-16'ya kadar çıktı. Şimdi biraz düşmüş galiba. İşte Hazine Evet. Bakanı'nın yarın bir takım yabancı uluslararası kuruluşlarla görüşmeler olacak, swap görüşmeler olacak. Tabii Evet. bu dolarınla ilgili tarihsel arka planı da şey yapılıyor, konuşuluyor. Mesela 15 Temmuz darbesinden sonra dolar 2,9 TL. Cumhurbaşkanlığı sistemi başladığında 4,55 TL'ymiş. Şu anda da işte 7,16'yı geçti. Buradaki Evet. problemi ne olarak görüyorsunuz? Ne oluyor? Neden bu kadar çok Ben yükseliyor sizce? yani bir paranın gücü aslında o ülkenin ekonomik gücüyle doğrudan doğruya orantılıdır. Türkiye'nin ekonomik gücü ne yazık ki çok zayıf. Arkadaşlar hala bunu manipülasyonlarla hallederiz zannediyorlar. Bu mümkün değil. Borca batmış bir ülke o borcu neyle ödeyecek? Kaynak bulması lazım. Kaynak nerede? Kaynağın yani iki tane yolu var. Bir tanesi siz üretirsiniz, üretiminizi satarsınız, kazanırsınız, o kazançla ödersiniz. Bir de borç alırsınız. Türkiye şu anda üretmiyor. Yani bu koronavirüsten dolayı üretmiyor değil. Bu iktidarın ekonomi politikası üretime dayalı bir ekonomi politikası değil. Siz bir iktidar düşünün. Yaklaşık 18 senelik iktidarları döneminde bir ülkenin 45 yıllık birikiminin tamamına yakınını satmış olsun. Bu şaka değil ki. Ciddi. Ha şu olabilir. Efendim biz bunu sattık ama devlet olarak bunu verimli işletemiyorduk. Şimdi bunu daha verimli işletenlere devrettik. Bunu anlayabilirdim. Ama alanların çoğu %90'ı gene aldıkları tesisleri yıktı. Yerine orası sanki boş bir araziymiş gibi yüksek binalar, parklar, inşaatlar yaptılar. Bu mantık Türkiye'yi kurtarmaz. Arkadaşlarımız hala bunu anlayamadı. Tabii şu anda da üretime dönük yeni yatırımları yapmak fiziken zorlaştı. Koronavirüs sebebiyle yatırımlara insanlar şu anda para ayırmaz. Çünkü malı üretebilmek için insan çalıştırması lazım. Şu anda burada sıkıntı var. Çalışan tesisler şu anda durdurulmuş vaziyette. Bu iktidar, üzülerek ifade ediyorum tekrar, bir kendi içinde bile bunun müzakeresini yapmadıkları kanaatindeyim. Kendisileri uzmanlarla oturup yahu biz ne durumdayız diye bunun tartışmasını yapmıyorlar. Ha onları yapmıyorlar. O zaman da şunu söyleyeyim. Ya dışarıdan işte pek hoşlarına gitmez muhalefetin İkazlarını da hiç dikkate almıyorlar. Kendi içinde bir müzakere yapmayan zaten mantıklı olarak başkalarının ikazını, hele de muhalefetin ikazını ciddiye alır mı? Almaz. Onun için ben bugünkü iktidarın bu mantıkla
ekonomiyi düzeltebileceğine binde bir bile ihtimal vermiyorum. Bakın yüzde bir demiyorum, binde bir. Peki bu yurt dışından para bulma, döviz ihtiyacı için başka merkez bankalarıyla swap yapma, uluslararası kuruluşlardan para bulma, IMF'den para bulma girişimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun şu anda acil olarak buna ihtiyaç olduğu söyleniyor. Tabii acil olarak söyleniyor. Bu ne manaya geliyor? İflas etmiş bir tüccar borç almaya kalkarsa bugünkü şartlarda faiz sisteminde faizler artar. Ne yaparsanız yapın. Neden? Geri ödeme ihtimali zayıf da onun için. Türkiye şimdi batak bir ekonomiyle dışarıdan borç almaya kalkıyor. Bunun kapısını başkaları ayarlamışlar. Yani bir IMF var, bir Dünya Bankası var. Bunlar global tarzda ekonomik politikaları belirliyorlar. Bir de işte kaptı kaçtı tarzından bankalar var. Siz oralara gittiğiniz zaman oralarda faizler yükselir. Şimdi normalde IMF gibi, Dünya Bankası gibi yerlerde ise onlar faizleri onların çok yüksek değildir. Hatta faizleri geriye bile çekebilir. Yalnız IMF gibi bir kurum size borç vermeye kalktığı zaman sizin ekonominizi kontrol etmek ister. Onların ortaya koydukları prensiplere uyacaksınız. Vergilerinizi belirlemek ister. Çünkü mutlaka kendi parasını koyduğu parayı geriye kazanacak, alacak. IMF ne demektir aslında? IMF bir ülkenin bütünüyle problemini çözmez. Sadece trafik lambası gibi görev yapar. Yani IMF bir ülkeye kredi verdiği zaman bu başka kuruluşlara, bak ben veriyorum, tedbirleri aldım, bu ülkeye siz de borç verebilirsiniz manasına gelir. Ama onların tedbirlerine uymak sizi batırır. Fakat Türkiye şu anda öyle bir noktaya geldi ki zaten battı. IMF konusunu bir kompleks alanı haline getirmek nasıl, ona nasıl bakıyorsunuz? Şimdi şöyle, ben şahsen biz iktidarda olsak ben IMF ile oturup böyle bir şeyi görüşmek istemem. Ama başka tedbirlere başvururum. Fakat bu iktidar zaten bütün meselelerini faiz politikasının üzerine inşa etmiş. Faiz ve vergi. Bunun üzerine inşa eden bir iktidar, yatırımlarda da üretimi hiç dikkate almayan bir iktidar, aslında şu anda büyük ihtimalle IMF'nin kapısına çoktan gitmişti. Ama IMF ile başlangıçta özdeşleştikleri için, IMF'nin yanlış politikalarını benimsedikleri için ve Türkiye'de de IMF'ye karşı bir tepki olduğu için bu iktidar IMF kapısına şu anda gitmez gibi gözüküyor. Ama belki de sonunda çaresiz kalacak ve gidecek. Şu anda çünkü hazine tam takır. Merkez Bankası'nda da herhangi bir rezerv kalmadı. Her şeyi tükettiler. Maalesef. Şimdi bu korona meselesine gelirsek, yani gündemimizde her şeye baskın olarak o var. 15 evet. Nisan'da bir basın toplantısı yaptınız. 14 maddelik bir tedbirler listesi evet. Açıkladınız veya değerlendirme listesi açıkladınız. Yani iktidara yönelik olarak, yani IBAN vermeyin, IBAN isteyin halktan. Ne bileyim, evet. Biz bize yeteriz ama millet size yetmiyor gibi değerlendirmeleriniz oldu. Evet. 1.000 lira verilmeli kişi başı herkese gibi bir talebiniz oldu. Ve bir sözünüz daha var. Yani bu koronadan sonra da bir ekonomi alanında tsunami bekleniyor gibi. Evet. Yani tsunami'nin boyutları konusunda neler söylersiniz? Şu ana kadar ki yani halkın geçim şartları ve iktidarın tavrı konusunda neler söylersiniz? Ben yani bu iktidarın tekrar şu konuyu gündeme getireyim. En çok beni üzen ve şaşırtan, bu kadar büyük sıkıntının içine düşmüş olmalarına rağmen hala
Türkiye'de bir konsensüs oluşturmaya, yani kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi meseleleri yorumlamayanlarla birlikte oturup, ya biz yanıldık, aldığımız kararlar beklediğimiz neticeleri vermedi. Siz bize bir şeyler söylüyordunuz. Ne söylüyordunuz? Şunları bir daha gözden geçirelim diyebilme kapasitesi, kabiliyeti kalmadı. Sıkıntının, tekrar söylüyorum, en büyüğü burada. Biz bize yeteriz. Kime yettiler? Ya biz bize yeteriz diye Cumhurbaşkanı'nın en üst kademede açtığı bir yardım kampanyası bir köprüye verilen parayı bile karşılamaz hale geldi. Hazineden para çıkıyor. Ben bilmiyorum, Türkiye'de bu çok fazla ilgi görmedi. Bir tane İngiltere'de 2. Cihan Harbi'nden kalan gazi var. Adam 100 yaşını kutladı. 100 yaşını. Ya benim etrafımda bana da yardım edenler var. Adam bastonla zor yürüyor, evinin etrafında dolaşıyor. Eğer 1000 sterlin para toplayabilirsek, ben buraya işte 10 sterlin koydum, 1000 sterlin toplayabilirsek ben 100 kere yürüyeceğim dedi. Yani yürüteşle yürüyor. Ne kadar para toplandı bugüne kadar biliyor musunuz? 60 milyon sterlinin üzerinde. 60 milyon sterlin. Bu ne? Samimi olarak ortaya birisi çıktığı zaman insanlar ona destek verebilmek için, onu da memleket, onu da memnun edebilmek için içlerinden kopuyor, aktı paralar. Bizde Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, 7 maaşını bağışladım diyor. Tabii Odalar Birliği geride kalacak değil, 100 milyon da benden diyor. Kimsenin babasının cebinden çıkmıyor çünkü para. Onun arkasından topladığımız para, son verilen rakamlar, çünkü iktidar da bahsetmediği için, 2 milyarın altında. Ben yani bir numaralı mesele olarak bunu görüyorum. Ha, bundan sonra ne yapılır dediğiniz zaman, ben tekraren bir numaralı mesele ilk başlangıçta insanların, işsiz olan, işsiz kalan, aldığı parayla geçinemeyen insanların en azından geçimlerini sağlayabilmeleri icap eder. Hükümet bunun tedbirini almalı. Bunun için de her vatandaşa, yeni doğan bebek dahil, 1000 lira verilsin ki aileler kendileri bir geçim sıkıntısının içine düşmesinler. Efendim, burada varlıklılar var. O varlıklılar ya bunu almaz veya alır, bir yakınlarına verir. Bunun edeceği tutar 83, şu anda nüfusumuz 83 milyar olduğuna göre 83 milyardır. Bir iki ay sonra yeniden değerlendirilir ve gerekiyorsa bir bağış daha yapılabilir. Bu ne için? Önce Türkiye'de yaşayan insanlar kendi geçimlerini sağlasınlar. Bir panik olmasın, bir sıkıntı olmasın, aç kimse kalmasın diye. Ha, bunun arkasından da siz oturup ister istemez bir numaralı mesele olarak küçük esnafı ele almanız icap eder, tarımı ele almanız icap eder. Bunu söyledik. Bunlar yapılırken ondan sonra da ben büyük işletmeler, bize göre Türkiye için önem taşıyan çok büyük işletmelerinde zarar etmeleri durumunda borsadaki değerleri düşeceği için bunların başkaları tarafından yok pahasına satın alınmasına da iktidarın engel olması icap eder. Yalnız bunları yaparken klasik ekonomi, bütçe anlayışını bir tarafa bırakmak mecburiyetinde herkes. Bunu ekonomistler söylüyor. Ben ekonomist değilim. Ben nihayet bir teknisyenim, mühendisim. Ancak teknik meseleye de bakarken elbette bugüne kadar yaşadıklarımıza, geçmişte karşı karşıya kaldığımız problemlere bakarak bir kanaati belirtmeyi de ister istemez gerekli görüyorum. Buradaki mesele, Merkez Bankası devreye girmeden bu dediğimiz problemlerin üstesinden gelinmesi mümkün değil. Peki Temel Bey? Evet. Bu hep Türkiye içindeki mesele.
Döviz noktası ayrı bir konu. Döviz noktasına biraz daha farklı bir şekilde yaklaşmaya ihtiyaç var. O dediğim gibi ihracat olmadan olmaz. Bugünkü şartlarda ihracat da zordur. Ama her halükarda üretim, 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 bunu dediğimiz zaman kimse bunu göz ardı etmemeli diye düşünüyorum. Peki ben gündemdeki bir başka sıcak konuyu size sormak isterim. Darbe tartışmaları var. Hani ülkenin evet. geçmişi malum ama arada böyle tekrar yeniden nasıl çıktı, nereden oldu? Gündemimize girdi. Sosyal medyada da biz bu yoldan dönmeyeceğiz hashtagleri açıldı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hashtag'i etiketleyerek hani bir can borcumuzdan, millete hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yok açıklaması yaptı. Siz bu darbe tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereden çıktı bu darbe söylentileri? Evet tabii bu tip senaryolar kime hizmet ediyor? Ona bakmak lazım. O zaman kim bunu başlattı sorusunda cevabını vermek mümkün. Şu anda bu sadece ve sadece hükümete, Sayın Cumhurbaşkanı'na hizmet eden bir iddia. Durduk yere diğer vatandaş nereden çıkaracak darbeyi? Kime fayda sağlayacak darbe? Onun için bunun oruçu bu, çünkü bu sadece bir iddiadan ibaret. Herhangi bir vatandaşa ya sen şunu iki kalem yaz, onun arkası gelir. Onun için bir kim yazdıysa birisi bunu ortaya atar, arkasından vay hainler. Cumhurbaşkanımıza karşı darbe yapacaklar. Hep beraber yanındayız. Kim başlatıyor kampanyaları? Aynı mihraklar. Ya ben bu gibi boş şeylerle Türkiye'nin zamanını harcamaya, milleti hakikaten germeye, çünkü bu konuda bazıları da bunu ciddiye aldı mıydı? Gerginlik doğar. Vay hain! Sen hele de AKP'li değilsen garanti sen hainsin. Gittiği nokta burası mı? O zaman bu işi başlatan doğrudan doğruya AK Parti'nin ben kendi elemanlarıdır. Ha kim karar verdi? Kim ilk adımı attı? Onu bilmem. Ama siz bu bir siyasetçisiniz. Kimseye yaramıyor. Siz bir siyasetçisiniz. Evet. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Bu kadar böyle hani salgın gündemimizdeyken, dünya böyle ölümüne salgınla mücadele ederken neden böyle bir şeye ihtiyaç hissedildi? Nasıl analiz ediyorsunuz bu durumu? Şöyle, çaresiz kaldılar. Hiçbir probleme çare üretemiyorlar. Demin ekonomiyi niye bahsediyoruz? Sadece ekonomi değil ki. Türkiye her yönüyle artık karşılaştığı problemlere çözüm üretemeyen bir ülke konumuna düştü. Üzülerek söylüyorum bunu. Efendim siz bizi dışarıya ifşa ediyorsunuz. Ya dışarısı benden daha iyi biliyor. Ben onların bildiği detayı bilmiyorum. Onlar en ince teferruatına kadar bizim ekonomimiz hangi durumda biliyorlar. Benim onlardan bir haberim yok ki. Genel bakıyorum ben. Genel baktığım zaman hazine tam takır. Merkez Bankası'nda bile kasasında bir şey kalmamış. İşsizlik almış başını gidiyor. Üretemiyoruz. Dolar almış yükseliyor. Bu ne manaya geliyor? Hükümet artık hükümet olma, etme vasfını kaybetti. Maalesef. Benim bu sözümden dolayı çok kızacaklar belki ama bu bir gerçek. Bundan dolayıdır ki şimdi başka yollara başvurup biz varız deme ihtiyacını duyuyorlar. Çünkü bu darbe söylentisi hakikaten iktidardan başka, AK Parti'den başka kimin işine yarıyor? Hiç kimse. Çünkü kimse darbeleri tasvip etmez. Çünkü darbe ne olacak? Arkasından kim gelecek? Ne gelecek? Bunu bilmezsiniz ki. Onun için darbeleri de ancak gücü olanlar yapar. Silahlı kuvvetler yapar. Darbe dediğini sokaktaki vatandaş darbe yapmaz. Onlar çıkıp kendi dertlerini, problemlerini dile getirirler. Bağırırlar, çağırırlar, yeri gelir bilmem silahlı kuvvetlere, polisle çatışırlar. Onlar darbe yapamazlar. Onlar sadece sıkıntılarını dile getirirler. Onun için bu tip iddialar doğrudan doğruya kendi menfaati olanlar tarafından üretilen iddialardır kanaatindeyim ben. Temel Bey, bir güncel tartışma daha var.
Tunceli Külümür Dağları'na yeniden Ne Mutlu Türk'üm diyene yazıldı. Bu biliyorsunuz bu yazılar çözüm süreci döneminde hükümet tarafından yenilenmemişti ya da silinmişti bir kısmı. Evet. Bunlar böyle 12 Eylül darbesinden kalma bunların yaptığı işlerdi. Tabii herkesin aklına 1994'te rahmetli Erbakan'ın Bingöl'de yaptığı ve siyasi yasak gerekçesi evet. olan konuşma geldi. İşte siz ne mutlu Türk'üm diyene derseniz onlar ne mutlu Kürd'üm diyene diye bir konuşma yapmıştı evet. ve bu yüzden de siyasi yasaklanmıştı rahmetli Erbakan. Siz ne düşünüyorsunuz bu geri dönüşler hakkında? Çünkü bunlar çözüm sürecinde aşıldığı düşünülen şeylerdi. Tekrar geri döndü bu mesele. Evet. Yani işte dediğim gibi hükümetin ciddi bir politikası yok. Zikzaklar yapıyor. Yani şu anda milli duyguları galeyana getirebilmek için böyle bir şeye ihtiyaç varsa yazsınlar. Bütün dağları, taşları ne mutlu Türk'üm diye doldursunlar. Ama bu başka sebeplerden dolayı da bir gerginliğe vesile oluyorsa o zaman bunu şu anda bunu yapmanın bize bir faydası yok. Yani Türkiye'de biz bir problemin olmadığını söyleyebilir miyiz? Var. Bugün için ne yazık ki böyle bir problem var. Bir Kürt meselesi diye bir mesele var. Kendileri bunu ortaya koydular. Akil adamlar heyetleri oluşturdular. Sayın Taş getiren bunların içinde görev aldı. Yıldıray vatandaşı. Efendim? Yıldıray değil de vardı efendim. Öyle mi? Yani bunların hepsi aslında bir arayıştı. Güzel bir arayıştı. Yani bir yol bulup biz kardeşliğimizi nasıl pekiştiririz? Ama maalesef bugün gelinen noktada bu meseleyi bize fayda vermiyorsa, bir gerginlik ortamı doğuracaksa, efendim biz bunu böyle yazarız. Yaz. Bunun siz kimseye faydası. Siz de söyler misiniz efendim? Bu yine şaşkınlığın bir ifadesi. Siz de söyler misiniz merhum hocamız gibi? Yani siz böyle derseniz biriler de çıkar ne mutlu Kürdüm diyene der sözünü siz de bugün söyler misiniz? Yani bunu elbette söylemek mümkün. Biz belki bu kelimelerle ifade etmedik ama bir insan kendisi hangi kavimden geliyorsa yani Çerkezse Türkiye'de ben Çerkezim der. Hem Türk vatandaşıdır hem de Çerkez'dir. Bir yerde Arnavutsa Arnavut'um der. Boşnak'sa Boşnağım der. Kimse de bunu garipsemez. Bütün mesele bunların hiçbirisini söyleme. Sadece tek yerden Türk'üm diye dayat dediğiniz zaman başka bir sıkıntı çıkıyor. Bunu çıkaranlar aslında problemi çözmek isteyenler değil. Problemi büyütüyorlar. Ha, farkındalar veya değiller. Ayrı bir konu. Ama bunu bu şekilde, bu gergin, dedim ya şimdi şu anda iktidarın bir tane yolu var. Kutuplaştırmak. Ben kutuplaştırırsam bulunduğum pozisyonu muhafaza edebilirim. Çünkü icraatlarımla, hizmetlerimle bunu yapamıyorum. Problemleri çözemiyorum. Hele de şimdi bu koronavirüsle devreye girdi. Hiçbir şey yapamıyorum. Onun için şimdilik biz güçlü ülkelerden yardım alabilmek için hadi Amerika'ya sanki adamlar bizim yardımımıza muhtaçmış gibi gemi dolusu, uçak dolusu yardım malzemesi göndermek. Ya hangi mantığa sığar bu? Allah rızası için. Bizim milli gelirimiz, fert başına düşen milli gelirimiz Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan çok daha mı yüksek ya? Biz şimdi onlara yardım ediyoruz ama beri tarafta garibanlar ölüyor. Garibanlar ölüyor. Oralara da biz söylediğimiz için ya 5-10 bin tane de bunlara gönderin de sesleri kesilsin. Böyle bir mantıkla yola çıkılmaz. Bu Amerika'ya yapılan sağlık malzemeleri yardımıyla ilgili bir değerlendirme var.
Evet. Bugün Financial Times'ta da ifade edilmiş. Malum swap işlemleri vesaire de yapmak isteniyor Amerika ile. Yani eğer Amerika swap işlemlerine razı olursa bu S-400'lerin devreye sokulması gerekmeyebilirmiş. Türkiye öyle bir karar alabilirmiş gibi bir değerlendirme var. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sağlık malzemeleriyle birlikte gönderdiği bir mektup da vardı. O mektupta da Amerika ile medya dahil ilişkileri iyileştirme gibi bir şeyin amaçlandığı ifade ediliyordu. Yani ne dersiniz, S-400'ler konusuyla bağlantısı var mıdır bu işlerin? Yani şu olabilir. S-400'leri Amerika ve NATO ülkeleri kendileri için bir tehdit olarak görüyorlar. Türkiye ise şöyle bir durumla karşı karşıya. Yani yarın NATO müttefiki olan, benim de müttefikim olan böylece bazı ülkelerden bana karşı beklenmedik bir yani tavır sergilenirse, şimdi şu sıralarda olmuyor artık. Eskiden biz Ege'ye havasına sahiptik. Bizim uçaklarımızla Yunan uçakları, affedersiniz bir şey vardır, uçaklar onlar kullanıyorlar, it dalaşı diyorlar. Evet. Birbirleriyle çekişiyorlar. O zaman işte kim galip gelecek? Birisi bir yanlışlık yapsa da, bir uçağı vursa, hadi arkasından yer yerinden oynar. O zaman da biz de karşılık vermek isteriz. Ancak bizim bütün savunma sistemimiz NATO savunma sistemiyle özdeşleştiği için Yunanistan'dan veya bir müttefikten bize gelecek bir saldırıda biz o saldırıyı saldırı olarak algılayamayız. Bizim sistemimiz algılamaz. Ondan dolayı da gelir, istedikleri yeri vururlar, biz önleyemeyiz onu. Bundan dolayı S-400'ler devreye girerse bu bizim için bir güvencedir. Herhangi bir şekilde. Hata an bile olsa böyle bir saldırı olduğu takdirde S-400'ler onun önünü keser, öyle bir saldırıya engel olur. Amerika bunu istemiyor. Veya tersten söyleyelim, biz başka bir yere bir müdahale de bulunmaya kalksak, biz kendi uçaklarımız, kendi füzelerimizle bunu yapamayız. Ancak S-400'ler bu noktada faaliyete geçer. Tabii bu yanlış bir tarif oldu belki şundan dolayı. S-400'ler saldırı silahı değil esas itibariyle. Savunma silahları bunlar. Onun için biz başkalarına karşı böyle bir saldırıda bulunmamız diye bir konu gündeme herhalde gelmemesi icap eder. Ama bize bir saldırı yapıldığı takdirde S-400'ler aktif olarak o saldırıyı önleyebilir. Şimdi kazalar oluyor. Bizim gemimizi vurdu Amerikalılar geçmişte. Hiç beklemediğimiz yerlerde bize zarar verdiler yeri geldiğinde. Onun için gemimizi vurduğu zaman bir sürü insanı hem de tatbikat esnasında vurdu. Göz göre göre vurdu. O vurdukları gemiyi bile tamir ettirip almak başımızda ne kadar sıkıntı çekti. Onun için S-400'ler önemli. Amerika ise bundan hoşlanmıyor. Batı bundan hoşlanmıyor. NATO bundan hoşlanmıyor. Bundan dolayı Amerika'ya acaba bir kıyak çekersek bunu işlevsiz olarak bir yere depo eder miyiz düşüncesi zihinlerine gelmiş olabilir. Ama Ruslarla da biz aramızı bozmayı herhalde arzu etmeyiz. Bu çok münakaşalı bir konu. Yani akıllarından ne geçtiğini kestirmek epeyce zor. Ama binde bir ihtimal de olsa olabilir. Çünkü bu tip swap işlemleri vesaireleri Amerika'yı tatmin etmeye bağlı. Amerika tatmin olabilmek için de bizden başka konularda geri adım atmamızı ister. Şimdi şöyle bir sorun var. Sizin üslubunuzu önemsiyorum. Bir değerlendirmenizde iktidarı eleştirdikten sonra diyorsunuz ki bu sözlerim belki de işte onları üzmüş olabilir. Evet. Ama diyorsunuz dost ve sadece dost acı söyler.
Yani eskiden belki Saadet'in iktidara yönelik eleştirileri, AK Parti'ye yönelik eleştirileri çok daha sertti bildiğim, takip ettiğim kadarıyla. Şimdi Temel Karamollaoğlu'yla bir farklı üslup geliştirildi. Ne değerlendirmeler yaptınız? Yani böyle bir yeni Temel Karamollaoğlu üslubuna gelirken nasıl bir değerlendirme yaptınız? Yani bendenize ille de benimki çok farklı bir değerlendirme gibi gözükse de aslında o kadar farklı da değil. Sadece olanı olduğu gibi kabul ederek fikirlerimi ben söylemeye çalışıyorum. Bir şey olmuşsa tamam bu böyle olmuştur. Onun böyle yağlayıp bulamak veya sırf onlara karşı daha önceden başka bir sebepten dolayı duyduğum bir kızgınlıktan dolayı ben de böylece tepelerine vuralım bu arkadaşların diye bir düşüncen yok. Ben hadiseleri nasıl görüyorsam onu o şekilde değerlendirip çözüm yollarını da ortaya koymaya çalışıyorum. İsabetli olabilirim, isabetsiz de olabilirim. Ancak bunu farklı şekillerde ortaya koymak mümkün. AK Parti aslında bizim içimizden kopan bir parti, hepimiz biliyoruz. Erbakan hocamızı 2001 yılında Fazilet Partisi kapanınca terk etti bu arkadaşlar. Yeni bir ufuk kendi önlerine açtılar. Yeni bir gelecek planladılar. Ve işte demokrasi, insan hakları bunu söylerken de bu mefhumları da bizim zaten önemsediğimiz mefhumları da gündemlerine aldılar. Ama somutlaştırmak için şunu söylediler. Biz Avrupa Birliği'nden yanayız. Onların bütün prensiplerini kabul ediyoruz. Onların bir parçası haline geleceğiz dediler. Biz hiçbir zaman bu kadar ileriye gitmemiştik. Çünkü Avrupa Birliği'nin benimseyeceğimiz tarafları olduğu gibi kesinlikle benimseyemeyeceğimiz tarafları da var. İki, dış politikada özellikle Amerika'yı ve İsrail'i stratejik müttefik olarak benimsediler. Biz dedik ki bu mümkün değil. Çünkü Amerika'nın da İsrail'in de bizim topraklarımız üzerinde gözü var. Büyük Orta Doğu projesini çizmiş. Adam diyor ki ben bunu tatbikata getireceğim. Bu projenin de banisi ta 1917 yılındaki Balfour Deklarasyonu'dur. İngilizlerin ortaya attıkları bir fikirdir bu aslında. Biz bunu yapamayız dedik. Hayır dediler. İsrail Cumhurbaşkanı da çağırdı, mecliste alkışlattı, dinlediler. Ve ekonomiyi efendim, de kapitalist sistem. Araya, kısa bir araya girebilir miyim? Buyur, tabii. Şöyle bir değerlendirme yapılır o konuda. Yani içeride bir meşruiyet sıkıntısı var. Bu meşruiyet sıkıntısını, yani malum 28 Şubat gibi bir süreç yaşanmış. Yani işte iktidar düşürülmüş, Refah Partisi için kapatılma davası açılmış. İçerideki bu meşruiyet sıkıntısını giderebilmek için Avrupa Birliği normları ve Amerika ile işte Büyük Ortadoğu Projesi ile beraber hareket edildi gibi bir değerlendirme var. Bunu da isterseniz değerlendirmelerinize katın. Tabii doğrudur. Yani bu her zaman fikir, yani özel olarak konuştuğunuzda içeride bir, maalesef bunu ifade edelim, o zamanki askeri juntaya karşı bizim gücümüz yok. Bunlar ancak dışarının telkiniyle bize karşı olan tavırlarını yumuşatabilirler. Ya yani orada da başarılı oldular ama bugün geldikleri noktaya bakıyorum ben, hiçbir eser kalmadı. Hatta öyle oldu ki siz de takdir ediyorsunuz. Kendi içinde beraber yola çıktı arkadaşlarla, ayrıldılar. Yani bu dediğiniz düşünce şuur altında olabilir ama siz kendi benliğinizi bütünüyle terk edip onlara teslim olursanız, o zaman ilk başlangıçta düşündüğünüz kendi menfaatleriniz ve ülke menfaatleri, kendi şahsiyetiniz ortadan kalkar. Biz bütün kimliğimizi yitirdik. Bir de bunun ötesinde, kimliğimizi yitirmenin ötesinde Avrupa'da her şeye rağmen değer verdiğimiz demokratik anlayış, fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti, inanç hürriyeti gibi konularda, teşebbüs hürriyeti, oralarda da bütünüyle, şimdi sınıfta kaldık,
Avrupa Birliği artık bizi dışlıyor. Amerika bizi dışlıyor. Niye? Siz çünkü bizimle aynı normları savunmuyorsunuz diyorlar. Dün öbür tarafa yanaşmayı, bu normlar kabul edilsin, benimsensin diye ortaya çıkanlar şimdi o normları ortadan kaldırdılar. Adalet var diyebiliyor muyuz Türkiye'de? Demokrasi var diyebiliyor muyuz? Fikir ve düşünce hürriyeti var diyebiliyor muyuz? Batı şu anda bizi en son sıralara indirdi bütün bu değerlendirmelerde. Şimdi ben şuraya döneceğim, sizin baştaki sorunuza. İşte biz geçmişe beraberdik. Bunları tenkit ettik. Yanlış yapıyorsunuz. Böyle yapmamanız icap eder dedik. Şimdi iyice yerleştiler. Bütün dizginleri ellerine aldılar. Ama meseleleri bir türlü çözemediler. Problemlerin üstesinden gelemediler. Onun için de ben şimdi diyorum ki bak bu yaptıklarınız yanlış. Ama bu yanlışı ben size karşı duyduğum bir husumetten dolayı söylemiyorum ya. Her şeye rağmen bizim bir geçmişimiz var. Biz uzun yıllar birlikte çalıştık. Uzun yıllar aynı gayeye hizmet ettik. Ne oldu da siz bunların tamamını terk ettiniz? Ben sırf bunu hatırlatabilmek için, bakın ben size şu 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 noktalarda hakikaten tepki gösteriyorum ama bu tepki size duyduğum bir husumetten değil, tam tersi. Geçmişte biz beraberdik, size karşı bir sempatimiz vardı, sevgimiz vardı. Hala da siz bu yanlışlardan vazgeçerseniz bu sempati, bu sevgi devam eder. Demek için bunları söylüyoruz. Peki temel bir... Kinden değil, kinden, evet. Nefretten değil. Eleştiriyorsunuz, haklı eleştirileriniz de var ama... Hani siyasette başka bir mecra, yani işte çok ağır eleştiriler yapanlar birlikte yarın başka bir dengeye, başka kartlar, yani kartlar yeniden karılabiliyor. Siz bir televizyon programında dediniz ki Türkiye'de bugüne kadar vatandaşın nabzını tutmaya çalışıp en başarılı politikalar üreten AK Parti iktidarı dediniz. Yok, evet. Şimdi şöyle. Ben şöyle sormak, sorum şu, çok ya, net olarak tamam, sormak. Sorun, tamam. Şunu sormak istiyorum net bir şekilde. Ha. Çünkü hani 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde de hani bir ittifakın içinde olmanız istendi, görüşmeler de yaptınız. Acaba siz bu açıklamayla AK Parti'ye göz mü kırptınız? Hayır. Şimdi bakın, yani iyi ki bunu gündeme getirdiniz. Çünkü bunu alıp sanki AK Parti başarılıymış gibi takdim edenler oldu. Onun ne önünü ne sonunu gündeme almadan. Ama bu sizin... Size teşekkür ederim Temel Bey. Biz ne dedik? Ben ne dedim? Siz biraz önce de Sayın Taş getiren ne dedi? Darbe meselesi. Şimdi bakın, bu hakikaten yani manipülasyonun zirvesi. Ben bunu manipülasyon olarak yapılan İyi bir şey diye değil ama yani şey etmek istemiyorum, yanlış bir tabir de kullanmak istemiyorum, kimseyi rencide etmek için. Bu yapılan halkın zihnini esas gündemden uzaklaştırıp başka konularla meşgul ederek kendi yanlışları üzerinde odaklanmasına mani olmak için başarılılar dedim. Yoksa Türkiye'yi yönetmekle başarılılar demedim. Olur mu öyle şey? Şimdiye kadar onun için diyorum, bakın şimdi bu darbe söylentisi. Bu herkesin aklına gelmeyecek bir şey. Ben bunu ortaya atarım. Bunun üzerine vatandaş ne edecek? Darbecilere destek mi verecek? Gelir benim arkamda toplanır. Her yerde bu arkadaşların başarılı dediğim hususları bu. Manipülasyonda başarılılar. Başarılılar. Yani bunu başkalarının tabiriyle diyeceğim, yani hoşuma da gitmiyor ama üç kağıtçılık yapıyorlar tabiri caizse. Tam manasıyla. Onun için burada iktidarın hizmetlerde başarısı maalesef söz konusu değil. Burada halkın kanaatlerini manipüle etmekle başarılılar. Yani bu kadar başarısızlığa rağmen bugüne kadar gelmeleri bir başarı.
Yani fiiliyatta, icraatlarda bu kadar başarısız kalmış olan bir iktidarın bugün hala ben buradayım demesi manipülasyonları iyi yaptığının işaretidir. Ama bu onların artı hanesine yazmaz. Bu onların eksi hanesine yazar. Temel Bey, şimdi biraz önce 2001'de AK Parti'nin sizin Fazilet Partisi'nden, Milli Görüş Hareketi'nden kopuş sürecinden bahsettiniz. Şimdi evet, çok benzer bir şeydi. AK Parti yaşıyor. AK Parti, evet, hatta çok yakın eleştirilerle AK Parti içerisinden, yani AK Parti'nin Fazilet Partisi'ne yönelik eleştirilerine çok benzer eleştirilerle iki parti ve işte başbakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış, bakanlık yapmış isimlerin de olduğu iki tane ayrı parti kuruldu. Siz bu, evet, kırılmayı nasıl görüyorsunuz? Böyle size nasıl, ne hissettiriyor? Sizin yaşadığınız kırılmayla bugün yaşanan kırılma arasında benzerlikler, farklar var mı? Önce onu sormak istiyorum. Bir de daha sonra da bu partilerle ilişkileriniz nasıl? Onu soracağım. Evet. Şimdi tabii şunu hemen ifade edelim. Bir defa bizden kopuşla bugünkü ayrılış birbirlerinden farklı. Biz belli bir mecrayı, milli görüş mecrasını temsil eden bir görüşe sahiptik. Arkadaşlar milli görüş anlayışını terk ettiler. Biz artık milli görüşçü değiliz dediler. Biz Erbakan hocamızın bugüne kadar tatbik ettiği politikaları doğru bulmuyoruz dediler. Böyle ayrıldılar. Onun için de çok kritik bir noktada ayrıldılar. Bugün ayrılan arkadaşlarımız, benzerlik var. Ama benzerlik nerede? O zaman mesela sana, ben arkadaşlarımızın kurdukları partilerin tüzüklerine, programlarına baktığım zaman her noktada bizim hala bağdaştığımızı söylememiz mümkün değil. Ancak belli noktalarda çok önem arz eden, mesela adalet noktasında, hürriyetler noktasında, şeffaflık noktasında, liyakat noktasında. Bu noktalar çok önemli çünkü bunları ben ısrarla her seferinde gündeme getiriyorum. Bu noktalarda hassasiyetleri öne çıktı, olmaz bir devlet böyle yönetilmez dediler. Biz bu vebale giremeyiz dediler ve ayrıldılar. Ama görüyorum ki onların hala başka noktalarda farklı kanaatleri de var. Nihayet bunlar da kendilerine göre bir politika izledikleri için biz ona da bir şey diyemeyiz. Yani bizim bir ekonomi politikamız onlarla %100 örtüşür dememiz mümkün değil. Sanayileşme politikamız aynıdır dememiz mümkün değil. Bizim Batı ile olan münasebetlerimiz ve İslam ülkeleriyle olan münasebetlerini mukayese ettiğimiz zaman aynı görüşteyiz dememiz mümkün değil. Ama anlaşma ihtimali bugün ayrılan arkadaşlarla anlaşma ihtimali daha yüksek. Çünkü onlar konuşmaya açıklar, müzakereye açıklar. Onun için de bizim sorunuzun ikinci kısmına geliyorum. Onlarla oturup geçmişte henüz partilerini kurmadan önce ben defalarca konuştum, fikirlerini aldım, kendi düşüncelerimi söyledim. Daha sonra partileşme safhasına girdikleri zaman da gittim, ziyaret ettim, hayırlı olsun dedim, tebrik ettim. Niye? Bir diyalog olmasına ihtiyaç var. Türkiye'de sizinle her noktada aynı düşünmeyen insanları sadece düşman gibi yaftalarsanız, hasım olarak görürseniz o zaman Türkiye yaşanmaz bir ülke haline gelir. Rakip mi? Rakip olabiliriz. Bu aynen sporda olduğu gibi. Ne olacak? 50 tane sporcu katılır bir yarışa. Birisi galip gelir, diğerleri de gider tebrik eder. Sizin bu partiler ve İYİ Parti ile birlikte sağda yeni bir ittifak kuracağınızla ilgili bir takım hep konuşmalar oluyor. Siz böyle buna nasıl bakıyorsunuz? Yani bu tip görüşmeler, bu tip iddialar her zaman olur, olacaktır da. Ama ben bu görüşmeler neticesinde nasıl bir tablo ortaya çıkar, bunu şimdiden söylemek doğru değil. Ben Türkiye'de kamplaşmanın ortadan kalkması gerektiğine inanıyorum. Bu kamplaşmanın bütün kabahati tutup da bir taraftadır demek doğru değil.
kamplaşma en azından iki tarafın fikirlerini çok haşin bir şekilde gündeme getirmesiyle ortaya çıkar. Onun için kendi kanaatimi şu anda burada söyleyeyim. Yani bir yerde de bunu dile getirdim. Evet, sağcı diye tarif edilen, muhafazakar diye tarif edilen, yerine göre bilmem İslamcı diye tarif edilen bir kesim var. Bir de işte milliyetçi diye tarif edilen, bilmem sosyal demokrat diye tarif edilen, solcu diye tarif edilen kesim var. Ha ben diyorum ki bu noktada, özellikle bu noktada, bu sosyal demokratlara da seslenerek söylüyorum. Arkadaş, Müslümanlıkla, İslam'la aranızdaki köprüleri yeniden inşa etmeye çalışın. İslam sanki bir düşmanmış. Müslümanca yaşayan bir insanla barışmak, oturup konuşmak mümkün değilmiş. Onlarla hiçbir zaman bir araya gelinemezmiş gibi bir intibamı kenara bırakın. Siz de bir adım atın. Siz demokrasi diyorsunuz, aynı şeyi biz de söylüyoruz. Adalet diyorsunuz, aynı şeyi söylüyoruz. Liyakat diyorsunuz, aynı şeyi söylüyoruz. Güzel ahlak, aynı şeyi söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Bir de tamamlamak diyor. Bilmem dürüstlük biz de varız. Bu İslam'ın olmazsa olmazları bunlar. Zaten bunları çıkarırsanız birisinin ben namaz kılıyorum o halde Müslümanım iddiası şekilden ibaret kalır. Esas temel mefhumlardır. Sol kesim, sosyal demokrat kesim en azından oturup bunları yeniden mütalaa etmeye, AK Parti'ye de arkadaş üç kağıtçılık yapmayın. Bir tarafta kendi kimliğinizi biz çok ciddi sadece Müslüman geçinen bir topluluğuz diye etrafa yayıp arkasından onun emrettiği ne varsa hepsini çiğnemeye kalkmayın demeleri icap eder. Onun için Müslümanlıkla bu bağdaşmaz. Ekli şey daha sorabilir miyim? Sen kusura bakma senin sıran ama Kılıçdaroğlu'yla sizin yakın bir diyaloğunuz var. Hep görüşmeler evet. Yaptınız Cumhurbaşkanlığı şeyinde en son bu evet. Yerel seçimlerde de. O diyalog devam ediyor herhalde. Orada nasıl ya, bir şey görüyorsunuz? Yani CHP ile eleştiriliyorsunuz da bunun için. CHP ile ufak yaptığınız için eleştiriliyorsunuz. Tabii. Bakın ben yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını hakikaten çok samimi ve ciddi buldum. Kudüs mitingini yaptığımız zaman da Sayın Kılıçdaroğlu'nu davet ettik, sağ olsun geldi. Çıktı bir konuşma yaptı. O konuşmayı aynen ben de yapabilirdim. Bu çok önemli bir iş. Adım atıyor. Onun için burada ben Kılıçdaroğlu'nun diğer arkadaşlardan daha fazla bu konuda samimiyetle bir çabanın içinde olduğunu hissediyorum. Görüyorum da aynı zamanda zaman zaman işte söylediğim gibi bu tip mitinglerde bundan önce yeri geldiğinde açıklamalarında da farklı açıklamalarında da aynen benzer ifadeleri kullanmaktan çekinmedi. Ha kendi içinde belki bazıları tenkit etmiş vesaire olabilir. Onu bilmiyorum. Ama bu yaklaşıma ihtiyaç var diye düşünüyorum ve bunu müsbet bir yaklaşım olarak görüyorum. Aynı yaklaşımı aslında Sayın Kılıçdaroğlu bunları söylerken AK Parti'ye diyor ki yahu inandım dediğiniz noktalara gelin diyor. Bizim söylediğimizi söylüyor yani. Evet. Peki siz buna da teşekkür etmek icap eder. Biraz önce işte adına sağ kesim, işte muhafazakar, dindar ya da İslamcı kesim diyalog ama burada da çok güçlü bir böyle hani itaat kültürü var. Kayıtsız şartsız itaat, sadakat. Bu böyle işte hani biat diye meşrulaştırıyor. Bu konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz? Merak ettim ben. İşte o da çarpıtılıyor. İtaat marufadır. İyi olanadır. Doğru olanadır. Haklı olanadır. Bakın bir ifade var. Biz bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Buyuruluyor ki zalim sultan karşısında
hakkı iddia etmek cihadın zirvesidir. İtaat dediğiniz doğru olana, makul olana. Size diyecek ki falanca adamı git öldür. Siz de gidip öldüreceksiniz. Olmaz böyle şey. Yalan söyle, yalan söyleyeceksiniz. İtaat üçkağıtçılık değildir. İtaat doğru olanadır. Ha, siz bir adım atacaksınız. 3 tane, 4 tane alternatif var. Müzakere edilecek, bir karar verilecek. O zaman o karar yanlış, zararlı, mahsurlu olmadığı müddetçe ona uyulur. Bu sadece bizim için değil, bütün partiler için, bütün organizasyonlar için geçerlidir. Onun için bunu yanlış tefsir etmemek lazım. Bu da yanlış anlaşılıyor. Evet, itaat kültürü vardır. Ama siz bakın, bir yine bizim cenahtan diyelim, belki bir özel durumu da şey yapayım. Namaz kılarsınız. Namaz kılmak demek imama aynen uymak demek. Aynen uyarsın. İmam yanlış okudu muydu? Cemaatin en arkasından birisi bile hop yanlış okuyorsun der, onun doğrusunu söyler. İkaz eder. Namazda bile yanlış yapıldığı takdirde uyulmaz, ikaz edilir. Eğer namazda bu oluyorsa başka yerlerde haydi haydi olmalı. Sen benim bütün yanlışlarımı destekleyeceksin. Yok. Bu o manaya gelmez. İtaat kültürü o manaya gelmez. Peki bu yeni partilerle alakalı, bir dakika çok özür dilerim Ahmet abi. Bu Yıldıray biraz önce sormuştu orada, hani bir sorum olacak. Bu yeni partiler kurulmadan önce, yani gelecek Deva Partisi kurulmadan önce siz yine, ben sizin sözünüzden yola çıkarak dediniz ki bu partiler kurulduğu zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan politikalarında, en azından uygulamalarında bazı değişikliklere gidebilir. Sanırım evet. Olumlu anlamda söylemiştiniz. Yani tabii, tabii. Bunu biraz öyle ümit etmiyorsunuz. Partiler kuruldu. Siz böyle hani bu uygulamalarında, politikalarında bir değişiklik görüyor musunuz? Bunu hiç görmüyorum maalesef. Yani benim tahminimi boşa çıkarttılar. Ben cidden, ya bak, kendi kurduğumuz, birlikte kurduğumuz partinin içinde bütünlüğü artık sağlayamıyoruz. Acaba bizde bir eksiklik var mı diye bir öz eleştiri yaparlar diye ümit ediyordum. Maalesef beni yanılttılar. Öyle bir şey olmadı. Şimdi hem de hiç olmadı. Buyurun. Temel Bey, şimdi muhafazakar siyasette bir sancı var, öyle görüyorum. Yani bir kere birkaç parti haline gelindi. Uzunca bir iktidar dönemi yaşandı, 18 yıl gibi. Yani hani hayal bile edilemeyecek veya Türkiye'de en uzun iktidar dönemi. Evet. Fakat şöyle de bir farklı değerlendirme yapılıyor. Muhafazakarlar muhalefetteyken bir takım değerlerin üzerinde vurgularlar, ona sahip çıkarlar. Ama iktidar olunca değişirler. Şimdi böyle bir kanaat AK Parti içinde kullanılıyor, ifadelendiriliyor. Yeni oluşan siyasi partilerin geleceği açısından da bakışı var. Sizi üzüyor mu bu tarz değerlendirmeler? Bu tarz değerlendirmelerin ne kadar gerçekçi olduğunu düşünüyorsunuz? Ya maalesef bu dedikleriniz özellikle AK Parti yönünden bir gerçek. İktidara gelirken fikir düşünce hürriyetini, adaleti, liyakatı önemsediğinizi söylüyorsunuz. Kendi yeriniz muhkemleşince bunların hepsini bir kenara atıyorsunuz. Bu bir gerçek. Biz bunu yok diyemeyiz ki. Zaten bizim sıkıntımız burada. Ben bunu, siz bunu söylerken genel İslam alemine de bakıyorum. 57 tane Müslüman ülke var. Başı sıkışan bir Müslüman bu 57 ülkenin hangisine gidip de ben sığınabilirim diye düşünüyor? Öyle bir ülke yok. Üzülerek ifade ediyorum. Bu da bir gerçek. Biz bunu görmek mecburiyetindeyiz. Ama bu başka bir zaaftır. Tehlikeli bir zaaftır.
geçmişte de olmuştur. İktidarı ele geçirenler, bir insanda nefis çok fazla ne diyelim ön plana çıkarsa nefsin önünde hiçbir şey duramaz. Hele de gücünüz varsa yıkar yakarsınız. Şu anda tamamen iktidarda kalmak nefsi bir ihtiyaç haline geldi AK Parti için. Nefsaniyetten öteye bir şey yok. Biz varız, ben varım. Arkadaş kusura bakma yani eğer ben varım, biz varız diye bu şekilde yanlışları da işte orada geliyor. Benim yanlışıma da evet diyeceksiniz. Yok arkadaş ben senin yanlışına evet demem. Kimsenin de yarın benim yanlışıma evet demesini beklemem. Ha diyeceksiniz ki işte bu da boş laf çünkü diyenlerin hepsi gücü eline aldıkları zaman değişiyor. Ama biz değişmediğimiz kanaatindeyiz. Yani biz Allah rahmet eylesin Erbakan hocamız 51. sene Milli Görüş'ün siyaset sahnesine çıkışının 69'daydı ilk hamle. Her zaman iktidara geldiğinde kendi düşüncelerini, kendi prensiplerini ortaya koydu. Her zaman bir uzlaşı mantığını kendisinde barındırdı. Sol kesimle de ittifak yapabildi, koalisyon kurdu. Sağ kesimlerde ittifak yaptı, koalisyonlar kurdu. Ve her birinde de ayrı bir başarı destanı yazıldı. Ecevit'le kurdu işte meşhur Kıbrıs zaferi ve aynı zamanda Afganun'un çıkması, bilmem arkasından sanayileşme hamlesinin başlaması. Demirel'le kurduğu yaygın sanayi hamlesi Türkiye'nin dört bir yanına. Biz tesisleri kuracağız, Türkiye sanayileşerek, üreterek kalkınacak dendi. Sonra 1996 yılında Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde de ekonomide yapılan zamlarla bir destan yazıldı. D8'ler 11 ay gibi kısa bir zamanda kuruldu. Ayrı bir müthiş yapı ortaya çıkarıldı. Geldiğimiz zaman yani buradaki birkaç konu çok mühim. Prensiplerimizden taviz vermedik. Ama uzlaşı mantığını da hiçbir zaman bir kenara atmadık. Ortaklarımızı yerin dibine batırmadık. Birlikte uzlaşıdan yap. Öte efendim, uzlaşıdan öte. Aslında bizim kültür kodlarımızda şeyleri var bunların karşılığı. Mesela biz Hazreti Ömer'in o uyarılabilmesini öğreniriz, çocuklarımıza öğretiriz de kendimize sıra geldiğinde böyle bir şey hayata geçmesi çok zordur. Yani Hazreti Ömer'e ilke anlatılır, yanlış yaptığında seni düzeltiriz denir. Bizde evet. Şöyle bir şey var gibi geliyor bana. Yukarıdan aşağı denetim var ama aşağıdan yukarı denetim yok. Evet. Bu nasıl düzeltilir? Yani şu anda belki bütün partiler için bu söz konusu. Yani aynı şeyi ben burada da şimdi sistem olarak zaten siz denetim mekanizmasını kurmaz, bunu hayata geçirmezseniz bugün AK Parti'nin düştüğü duruma her parti düşer. Denetimsiz olmaz. Şeffaflık aynı zamanda denetim için elzemdir. Bu bizim zaten genel hatamız, genel problemimiz. Ama bu bir insanlık problemi. Ne yazık ki bizde de bu problem var. Batı alemi bunu kendi içinde başka bir türlü çözmüş. Ama biz çözememişiz. Onun için biz bunu çözmeye mecburuz. Bunu çözmeden de biz İdeal toplum olma vasfını kazanamayız. Bu dediğiniz olmazsa olmaz. Onun için ama bu dediğim mefhumların her biri kendi içinde bütün bu birlikteliği barındırıyor. Adalet diyorsunuz. Adaletten taviz olmaz. Ve adaletin tam olarak ikame edildiğinin işareti hasmınız sizinle bir ihtilafa düştüğünde haklıysa onun hakkının verilmesiyle ortaya çıkar. Şu anda Türkiye'de bunu söylemek mümkün değil. Arkadaşlardan izin alarak bir şey daha sormak istiyorum bu arada. Buyurun. Sizin bir sözünüz var. Hani dünya beşten büyük deniyor. Evet. Evet. Türkiye de birden büyük gibi. Yani bu bununla da bağlantılı değil mi biraz? Doğru.
Türkiye'de birden büyük. Yani bir kişi her konuda bütün karar alabilecek yetkiye sahip olacak ama onu denetleyecek geçerli bir mekanizma oluşturulmayacak. Güya var gibi, güya meclis efendim şöyle olursa var gibi. Yok. Şu anda hükümeti denetleyecek bir mekanizma ne yazık ki yok. Sadece seçimler var. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki ya denetleniyoruz, seçimlere gidiyoruz. Seçimlerde halk denetim vazifesini yapıyor. Yanlışa yanlış, doğruya da doğru diyor. E şimdiye kadar bize destek verdi. Siz de bunu kabul edin. Ama biz o seçimlerin nasıl yapıldığını biliyoruz. Bizim adaylarımız hangi problemlerle karşı karşıya geldi? Sandık başına adam öldürüldü ya. Biz bunları biliyoruz. Valilerin, kaymakamların, emniyet müdürlerinin nasıl sandıklara müdahale ettiğini biliyoruz. Kimse bunun üstünü örtemez. Ne kadar ne yaparsanız yapın öde örtemez. Şu anda Türkiye böyle bir devlet haline geldi. Parti devleti. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Halk Partisi'ni tenkit ederken tek parti sistemine atıfta bulunuyor her zaman. Şu anda o dönemde yaşanamayacak kadar otoriter bir tek parti yönetimi var Türkiye'de. Maalesef. Çünkü yani kabul ederiz etmeyiz ama İnönü 2. Can Harbi'nden sonra Batı ile bütünleşmeden problemlerin çözülemeyeceğini, problemlerimizin üstesinden gelemeyeceğimizi, o sırada Rusya'nın Kafkaslarla ilgili bir takım iddialarından dolayı endişeye kapıldı. Türkiye'yi demokrasiye açtı. İlk imtihanı 1946'da verdik. Açık oy, gizli tasnif. Orada sınıfta kaldık. Ama 1950'ye yaklaşırken birçok adımları attı. Ve şu hiçbir zaman kanaatime göre unutulmamalı. 1950 seçimleri yapıldı. Demokrat Parti kazandı. Eğer isteseydi bendeki kanaat, orduya deseydik ya böyle şey mi olur? Bırakın seçimleri. Burada hile yapılmış. Ben devam edeceğim. Yani seçimleri yenileceğiz deseydi devam ederdi. Bende böyle bir kanaat var. Ama hiçbir problem çıkarmadan teslim etti. Ama arkasından gelen Demokrat Parti bu sefer o da tek parti dönemine benzer adımlar atmaya başladı. Ben 1957, 58, 59'ları iyi hatırlarım. Akşamları o zaman televizyon yok Türkiye'de. Radyolarda vatan cephesine katılanların destanları yazılırdı. Öyle bir hale gelmişti ki köylerde gidip mezar taşlarını yazıp TRT'ye gönderiyorlar. Bunu da tahkik etme imkanı yok o zaman. Onlar da okuyorlar. Bütün mezarlıktakiler Demokrat Parti'ye katılmış diye. E şimdi biz şimdi aynı noktaya geliyoruz. Doğru değil. Bu dediğiniz endişeler her zaman var. Ama tekrar tekrar bu söylediğimiz bir bütün. Bunu biz kendimiz, kendi içimizde de başaramazsak elbette başarılı olamayız. Türkiye bu noktayı bütünüyle özümsemeden, benimsemeden adaleti, liyakati, şeffaflığı, dürüstlüğü bir kenara bırakıp Türkiye'yi idare edeceğim. Yok arkadaşlar, idare edemezsin. Peki Temel Bey, evet. Şimdi 28 Şubat mukayeseleri de yapılıyor son dönemlerde sıkça. Evet. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu şunu söyledi. Yani 28 Şubat'ın aktörleri, destekçileri bugün iktidarı destekliyorlar. AK Parti iktidarı bunun bir muhasebesini yapmalı. Hani biz ne yapıyoruz ki 28 Şubat'ın destekçileri bugün bizi destekliyorlar dedi. Doğu Perinçek'ten cevap geldi. Doğu Perinçek işte 28 Şubat FETÖ'ye karşı yapılmıştı. Şu anda da FETÖ'yle mücadele var. Bu mücadele 28 Şubat'ın devamıdır. Yani 28 Şubat devam ediyor dedi bir anlamda. Siz bunu evet. Söylemek isterdiniz. Şimdi gülelim mi ağlayalım mı? Yani sayın ne diyeyim yani ben bu tarzdaki açıklamaları hakikaten çok garipsiyorum. Ya 28 Şubat'ın en büyük destekçisi Fethullah Gülen'in kendisiydi. En büyük destekçisi.
Şimdi tutup da 28 Şubat FETÖ'ye karşı yapıldı demek ham hayal, boş laf. Öyle şey mi olur? 28 Şubat doğrudan doğruya Milli Görüş Hareketi'ne Erbakan hocamızın ideallerinin gerçekleştirilmesine karşı ortaya konan bir tavırdır. Ve ben şuna inanıyorum yalnız, Erbakan hocamız da inandı. Bunu yapan askerler ne yaptıklarının farkında değiller. Farkında olsalar bunu yapmazlardı. Onun için bunların eğitime dedi o. Ben o kadar gitmeyeceğim ama bu tip konuların açıklanmasına ihtiyaç var. Ne yapmak istiyorduk da bizim karşımıza çıktı askerler. O zaman askeriyenin en üst kademesi. Sadece askerler mi? Askerler gitti. Sivil toplum örgütleri gitti. Sermaye gitti. Bütün medya onların arkasına gitti. Şimdi üstüne tuzla biber ekelim diye yargının en üst kademesi gitti. Emredersiniz dedi komutanım. 28 Şubat başka bir şey. 28 Şubat'ın sıkıntılarını çekiyoruz biz. Onun için ben diyorum ki o 28 Şubat'ı geçmişte destekleyenler şimdi oturup yeniden bir muhasebe yapmak mecburiyetindeler. Olmaz. Ha, bunun için de basın kısmen işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama iktidar da yani işte ben başarılı dediğim burada. Yani baskı uygulamak da süperler. Adaleti çiğnemekte hiç tereddütleri yok. Hakimler. Yanlış karar verdin diyor. Ya sen hakim olarak benden daha mı iyi bilirsin? Hadi orada. Alıyorlar başka bir yere gidiyorlar. Yerine iktidarın istediği kararı alacak bir hakim getiriyorlar. Şimdi artık orada da hafif bir direnç başladı gibi gözüküyor. İnşallah. Nasıl bir direnç başladı? Yani bazı kararlar iktidarı tasvip etmediği bazı kararları işte Anayasa Mahkemesi, Yüksek Yargı bozabiliyor. Bu güzel adımlar bunlar. Ama bunun kamil manada yerleşmesi lazım. Anayasa Mahkemesi demişken şimdi biraz önce siz CHP, MSP koalisyonunun yaptıklarından olarak da affı saydınız. 1974 affını. Evet. O zamanlar o affın çıkması için hem rahmetli Erbakan hem de rahmetli Şevket Kazan, o zaman Adalet Bakanı olarak genç bir hukukçu olarak çok gayret sarf etmiş ve 141-142 yani bu komünizmle mücadele suçlarından hapiste olan insanların da bu affın içine girmesi, yani siyasi tutukluların da bu affın içine girmesi için epeyce mücadele etmişler. Orada bir MSP içerisinde bir kırılma yaşanıyor. Meclisten maalesef geçmiyor senatoda ama daha sonra Anayasa Mahkemesi bunu bozuyor, i̇ptal oradan iptal ediyor ve af herkesi kapatıyor. Şimdi de buna benzer bir şey olabileceği söyleniyor. Anayasa Mahkemesi önünde şu anda bu. Şu andaki infaz yasasının infaz yasası dolayı. Siz buradan böyle bir netice bekliyor musunuz? Belki bu geçmişteki sizin partiniz size hiç benzemeyen insanları, komünist suçundan yatan insanların da affedilmesi, o siyasi tutukların affedilmesi için de o zaman gayret sarf etmişti ama şimdi hükümet buna yanaşmadı. Evet, bunu da bir maalesef yani şunu hemen ifade edeyim. Yani 74'te bizim en çok sıkıntı duyduğumuz o af yasası meclisten geçerken bizim içimizdeki bir kısım arkadaşların tavırlarıydı. Hakikaten Erbakan hocamızı derinden yaralamıştı. Çünkü beklenen bir şey değildi ama yaptılar. Sonradan da büyük bir kısmı pişman oldu bunların. Bir kısmı hayatta değil şu anda. Şeye gelince, bugüne gelince ben böyle bir kararın Anayasa Mahkemesi'nden çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kanaatindeyim. Çünkü burada hakikaten çifte standart uygulandı. Aslında bu bir af yasasıydı. Af yasasının meclisten 3'te 2 çoğunluk veya 5'te 3 çoğunluk istediği için geçemeyeceğini gördüler. İnfaz yasası diye bir yasa getirdiler. Bu yasayla aynen af kanunu gibi insanları affettiler bir kısmını. Ve burada kesinlikle bir dengesizlik var. Fikir suçları duruyor. Ama öbür tarafta cinayet işlemisi insanlar serbest bırakılıyor. Ben aynı şeyi düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi burada haksızlıkları gideren bir karar alır diye düşünüyorum dediğiniz gibi.
Benim bir sorum var. Buyurun. Temel Bey. Şimdi biraz geride kaldı gerçi tartışma ama bu Ankara Barosu'nun açıklaması, ona Diyanet İşleri Başkanı, işte ortaya çıkan Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri. Siz Baro'nun açıklamasına karşı çıktınız ve evet, şöyle bir cümleniz oldu. Yani bu tavırla iktidarın bir takım hatalarının görünmesini önlediniz diye. Evet. Ne demek oluyor? Biraz yani, açar mısınız? Demin söylediğim hususlar, yani aynen ihtilal iddiaları gibi bu tip meseleler Türkiye'de öyle bir kamuoyu oluşturuyor ki, bu kamuoyu, yani daha doğrusu oluşturulmaya çalışılıyor. İktidar buradan besleniyor. Halbuki bu meseleler daha farklı mütalaa edilmeye kalksa, konu vatandaşın sıkıntısına gelecek. Yani vatandaşın öyle bir sıkıntısı yoktu ki çıkıp da bunu barolar bu şekilde tenkit ettiler. Sonra zaten gördüğüm kadarıyla onlar da biraz bir adım geri adım attılar. Yanlıştı o çıkış çünkü. Yani Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nı bir gerçeği gündeme getirmesinden dolayı itham etmek doğru değildi. Ama o Türkiye'deki gündemi bambaşka bir noktaya çekti. Tabii uzun zaman kalmadı. Çünkü artık yani sıkıntılar o kadar arttı ki bu sıkıntıları suni gündemlerle bertaraf etmek mümkün değil. İşte ben zaten ondan sonradır ki bu kanaatimi ifade ettim. Ya Allah rızası için. Bugün her partinin içinde İslami kanaati inancı olan, inancına göre yaşayan insanlar var. Ülkücülerde de var. Bilmem sosyal demokratlarda da var. Başka kesimlerde de var. Ya biraz şu anda barışık bir hale gelin inancımızla. Bu kimseye zarar vermez. Demin anlattığımız husus Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrı bu noktada herkese örnek olacak bir tavırdır. Bu yapıldığı zaman iktidarın elinden büyük bir koz, kusura bakmayın, büyük bir koz alınmış olur. Bu sefer tamam da sen inancını dile getirdiğin zaman ne demek istiyorsun? İnanç sadece ve sadece okul açmak, sadece cami inşa etmek, sadece başörtüsünden mi ibaret? Yoksa bizim hayat tarzımızı ilgilendiren özellikleri mi var? Esas olan sosyal hayatı ilgilendiren özellikleridir bizim inancımızın. Kimse bunlara itiraz edemez. Ha, detaya gelir başkan, bazı noktalarda efendim şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Ama genel prensipler öyle değil ki. Adalet dediğiniz zaman adalet herkese lazım. Liyakat dediğiniz zaman zaten liyakate önem verilmezse liyakatsiz insanları iş başına getirenler onun altında kalırlar. Şimdi bu hükümetin altta kaldığı gibi. Siz dürüstlüğe önem vermezseniz, şeffaflığa önem vermezseniz, yolsuzluk, israf, rüşvet, ya bunlar akıl alır gibi bir şey değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp itibarda tasarruf olmaz diyor. Ya esas itibariyle israf itibar kazanmak için yapılan harcamadır. Milletin menfaati için değil, itibar kazanmak için yapılan harcamanın adı israftır. Ve bu haramdır. Ben söylemiyorum ki. Bizim inancımız söylüyor. Onun için yani bir kişinin, ben bir kişi bile olsa bunu hiçbir zaman unutamıyorum. Seçimlere giderken bir ilçe başkanı çıktı. Biz kendi hırsızımıza sahip çıkarız dedi. Vay canına. Bizim içimizde barınmaz diyemiyor. Çünkü bu genel olarak evet burada bu tip insanlar var kanaate hakim olunca biz kendi hırsızımıza sahip çıkarız diyor. Bu Türkiye'mizin geldiği noktayı
Koronanın ne kadar acıklı olduğunun en açık işaretlerinden birisidir diye düşünüyorum. Peki Temel Bey, bu son Diyanet'teki yani son tartışmadan bağımsız olarak ben yine Diyanet'le ilgili bir soru sormak isterim. Evet. Malumunuz hani iktidarlar Diyanet'i her zaman böyle emirlerin altındaki bürokratik bir kuruluş olarak gördüler. Ve her devirde Diyanet böyle siyasi taleplere maruz kaldı. Daha çok iktidarların yanında yer alan tavırlar sergiledi. Ama her zaman bir mesafe, her zaman yine de hani o kurumu koruyan bir şey vardı arada. Bir mesafe, bir uzaklık vardı. Evet. Bu dönem yani son yollarda ise yani son dönemlerde bu mesafenin hiç kalmadığına dair böyle hani tartışmalar da var. Siz bütün bu tarz şeylerden bağımsız olarak Diyanet'in son dönemdeki yaklaşımlarını, tavırlarını, performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, maalesef üzülerek söylediklerinizin doğru olduğunu gördüğümü ifade etmek mecburiyetindeyim. Yani bu sadece Diyanet İşleri Başkanı'nın ifadesiyle değil. Aslında Diyanet özerk bir kurum, öyle olmalı. Bir de orada ilim heyeti de var. Onlar vatandaşın belli konularda soruları olduğunda o sorulara cevap üretirler. Mantıklı olan budur. Bir de aynı şekilde Türkiye'de yani Diyanet başıboş kalmasın diye başlangıçtan beri düşünülmüş bütün illerde müftüler ilçelerde de dahil müftüler vasıtasıyla imamlar da Diyanet'in kontrolü altında. Şimdi esas üzücü olan nokta maalesef yani sadece bir sayarken bazen valilerimiz de efendim vali cumhurbaşkanının temsilcisi anladık. Kaymakam da valinin temsilcisi. Bundan dolayı cumhurbaşkanının söylediği her sözü doğrulamak mecburiyetinde. Bir de çıkıp sahada da çalışmak mecburiyetinde. Arkasından o da geliyor. Emniyet müdürleri öyle. Ama maalesef üzülerek ifade ediyorum ki din görevlileri bu konuda en ileri, en aşırı gidenler. Olarak ortaya çıkıyor. Bu yanlış bir şey. Siz, yani caminin içinde saf tutan insanlar, siz burada insanları kutuplaştırırsanız bu memlekete çok daha ciddi zarar verir. Bir parti temsilcisi, mümessili gibi çıkıp da gayret göstermeleri kabul edilebilir gibi bir tavır değildir benim kanaatim. Doğru bulmuyorum. Ve bu dediğiniz de maalesef şu anda yaşanmakta. Temel Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok keyif aldık sizinle sohbet etmekten. Oğlum. Tekrar bekleriz sizi. Kolaylıklar diliyoruz size. İnşallah. Ben çok de teşekkür sizlere teşekkür ederim. Ederim. Efendim, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Eksik olmayın. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani en azından fikirleri açıcı, kamuoyunun zihinlerindeki sorulara cevap verme imkanını bize bahşettiğiniz için de ben sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Bir Karar Özel röportajının daha sonuna geldik. Tekrar yayınlarımızda karşınızda olacağız.